Yemliha Kızıl Toprak kına gecesinde halay tartışması yüzünden çıkan kavgada levye ve sopalarla öldüresiye dövülmüştü. Yoğun bakımdaki yaşam savaşını kazanan damat taburcu edildi ve Kızıl Toprak çiftinin yarım kalan hikayesi tam 1200 kilometre uzaklıkta İstanbul Çekmeköy'de nihayete erdi. Evet. Halay kavgası yüzünden demir levye ve sopalarla kına gecesinde öldüresiye darp edildi. Ama zor günler geride kaldı. Gaziantep'li çiçeği burnunda çiftin nikahı 1200 kilometre uzakta kıyıldı. Evet. Ayşenur ve Yemliha Kızıl Toprak çifti bir ömür mutluluk için gün sayıyordu. Geçtiğimiz ay yapılan kına gecesi olaylı bitti. Damat halaya davet ettiği kuzeniyle tartışınca işler çığırından çıktı. Piste halay çeken damada 20 kişi demir levye ve sopalarla saldırdı, ortalık savaş alanına döndü. Polisler tarafları ayırdı. Ağır yaralanan damat Yemliha Kızıl Toprak yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kazanıp taburcu oldu. Bizim bir düşmancımız da yok, bir şeyimiz de yok. İşte oldu, talihsiz bir olay oldu. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak isteyen Yemliha Kızıl Toprak Çekmeköy Belediyesi'nden yardım istedi. Başkan Orhan Çerkez bu çağrıya kayıtsız kalmadı. Bundan sonra umarım mutlu olursunuz. Mutluyuz şu anda, herhangi bir problem yok. Çok teşekkür ederiz. Burada benim kimsem yoktu. En azından belediye çocuğumu yalnız bırakmasın dedi. Gaziantep'li çiftin nikahı 1200 kilometre uzaklıkta kıyıldı. Çiçeği burnunda çift bir ömür mutluluğa işte böyle evet dedi. Evet.